Merhaba değerli konuklarım. Çok güzel bir gün diliyorum. Çok sağlıklı olmanızı diliyorum. Mutlu olun, mutlu edin. Bugünkü konumuz günlük hayatta hangi kavramlar dille bize etki etmeye başlıyor? Bununla ilgili misafirlerimizle konuşacağım. Örneğin günlük hayatımızda şunlarla çok karşılaşırız belki çocukluğumuzdan beri. Bizim ailemiz zaten çok zekidir. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz her zaman haklıyızdır. Biz güçlüyüz ve bizim aile hiç kimseye sır vermemeli. Hatta bununla ilgili atasözlerine de çok rastlarız, özdeyişlere. İşte bir acını kimseye söylemeyeceksin. Bir derdin varsa şöyle diyeceksin. Kan kustum, kızılcık şurubu içtim diyeceksin. Çünkü çevrende kimler dostun, düşmanın veya ileride en yakın arkadaşların senin karşına ne olarak çıkabilir? Veya şöyle korkutulmuşuzdur. En iyi arkadaşın ileride senin rakibin olabilir. Özellikle sınav dönemlerinde hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmamalısın. Çünkü hayat bir yarıştan oluşuyor gibi. Evet. Bu tür yaşam tarzı ve maruz kaldığımız duygular, düşünceler, kalıplar bize hayatta ne bedeller ödetiyor? Bunları tanıyalım isterseniz. Belki farkında olmadan bu dil kalıplarını gözden geçince hatırlayacaksınız. Aa evet buymuş deyip daha dikkatli olacağız veya bu cümlelerin etkisinde kalmayacağız. Örneğin birincisi değerlendirici dil. Ortalama hayat her zaman iyidir, büyümekten kork gibi bize değerlendiren bir dil verirler. Biz de bunu düşünürüz. Evet riske girmeme gerek yok, başarmama gerek yok. Zaten hayat yine bir sayıdan oluşuyor. Şu kadar yıl yaşayacağım ve sonunda üst düzey yönetici olsam, kendi şirketim olsa, patronum olsa ne olacak gibi. Hatta Çin'de yaşanan güzel bir olay var. Size bunu anlatmak istiyorum. Çin'de yaşayan bir bilge, çok yaşlı, kralı ya da padişahı görmeye gidiyor. Görüşmek istiyor. Kim olduğunuzu söyleyeyim diyor. Ben bir hiçim diyor. Nasıl söyleyeyim? Sizi kabul etmez. Genelde devlet büyüklerini, devlet adamlarını içeriye alıyor ve görüşüyor diyor. Sonra bu toplantıyı organize eden kişi yetkiliye diyor ki günün birinde o da benim gibi olacak dersen beni içeri alacak diyor. Ve içeriye giriyor. Diyor ki kimsiniz diyor. Ben diyor filozofum diyor. Çünkü bir şey oldum, sizin yerlerinize geldim, geçtim, sizin gibi insanlar tanıdım. Ama sonunda hiç oluyorsunuz. Ben de ileride ne olacağınızı göstermek için buradayım ve benden ders alın istedim diyor. Kral ya da padişah diyelim diyor ki evet haklısınız bana ne dersler vereceksiniz diyor. Birincisi diyor büyümekten korkuyorum diye düşünme ama hiçbir zaman kibirli olma diyor. İkinci ders. Yine aynısı. Büyümekten korkma ama kibirli olma. Üçüncü derste hiç olacağını unutmadan herkese empatik davran diyor. Evet, ne düşünüyorsunuz bu hikayeyle ilgili? Kibir konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Hiç olmak konusunda da bir takım felsefe ve dini akımlarla da aynı şekilde bunlardan çok söz ediliyor. Aslında alışık olduğumuz bir şey ama kibirin tabii insanı kör ettiği aşikar. Benim genel olarak fikrim bu şekilde. Evet. Şimdi senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok ama yani bana zaten o derler yani kendini akıllı zanneden cahildir. Kendini cahil zanneden akıllıdır diye. Çünkü yani biz insanlar olarak en fazla ne kadar olabiliriz? Evet, evet. İkinci karşılaştığımız şey yine gün içinde bize belki gizli ya da açık verilen mesajlardan birisi de facialaştırmak. Örneğin kesin perişan olursun, biter her şey. Sonunu getirme gibi. Bu tür cümlelerle karşılaşıyor musunuz? Buna benzer benim gündelik hayatta bir aklıma gelen şey var. Çok güldük şimdi ağlayacağız mı acaba? Evet. Böyle bir durumumuz var bizim. Yani bunu gerçekten düşünmek doğru mu? Bilmiyorum. Gerçekten öyle mi oluyor yoksa biz kötüyü mü çağırıyoruz acaba?
O beni hep düşündüren bir şeydir. Yani bazen hani gerçekten çok güldüğüm evet. zaman eyvah yani çok güldük başımıza bir şey gelmese şimdi. Evet evet. Ve bazen gelir gerçekten. Bu tür inançlarımız oluyor. Bir diğeri yargılamak. Bu kadar mı bencilsin? Hiç mi sorgulamadın hayatı? Yani evet, insanların kendini ne kadar kötü bir insan olsa bile her zaman iyi olarak bir yere konumlandırdığı bence bir gerçek. Ve karşı tarafta sorun bulmak zaten evet. çok fazla var ama yani kendimizi her zaman ben iyiyim, ben zaten şöyleyim, niye bunlar benim başıma geliyor? Ya da işte onun niye böyle şeylere sahip bir insan bu, bahsettiğimiz kişi? Sürekli bunlar kafada dönüp duran şeyler insanların. Evet, doğru. Peki, bir de tuzaklara denk gelmek vardır. Sürekli biriyle karşılaştırırlar. Örneğin, kuzenin de aynı okulda, aynı öğretmenden ders alıyor ama çok başarılı. Neden? Çok toksik bir şey. Evet. Gerçekten çok, birçok Türk gencinde yaşadığı bir şeydir. Ben de yaşamıştım bunu. Birçok arkadaşım da yaşadı. Benim işte arkadaşlarım, aa bak bu okulu kazandı. O işte bu sınavdan şunu yaptı. Yani aslında bunu yaparken kötü niyetli olmadıklarını bence her genç, en azından ortalama zekadaki bir genç anlıyordur diye tahmin ediyorum. Aslında kötü bir niyetle yapmıyorlar. Bunu bize ateşe etmeye çalışıyorlar. Evet, ateşe harekete geçirmeye amacıyla yapıyorlar bunu. Ama bence çok kötü tepiyor. Yani tabii her kişiliğe uymayabilir. Evet. Bazı tanımlar var. Anne ile babayı tıpkı belirli bir yaşa kadar bir tanrı gibi aslında her şeyin bilir kişisi olarak bir yere koyduğumuzu söyleyen metinler var ve ben de kendim geri baktığımda belki tanrı kadar abartılı bir yere koymasam da kesin benim annem babam bunun en doğrusunu biliyor olmalılar. Yani onunla bir danışayım düşünüyorum. Evet. Onun söylediği bir şey belki de 10 tane kişinin dediğinden çok daha beni yaralayıp ya da çok daha cesaretlendirebilir. Evet. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Bazı hayatlar teyellenmiş hayat. Teyellemek ne demek bilir misiniz? Hayır. Evet, dikişte bir kumaşa diğeri ne kadar uygun ya da boyunu ne kadar kısaltmalıyım, neler yapmalıyım gibi kalın kalın önce iğneyle dikilir. Bakılır, eğer uygunsa makine dikişi dikilir. Artık son şekli verilir. Bizim hayatımızda da teyellenmiş ilişkiler var mıdır sizce? Kesin vardır. Ben zaten her zaman hayatta siyah ya da beyaz olduğuna inanmıyorum. Bir şeyin keskin ve tek bir sebebi olduğuna inanmıyorum. Tek bir gerçek olduğuna inanmıyorum. Bence hayat gri bir tonda ilerliyor. O yüzden ben her zaman her türlü ihtimali açığım. Ama tabii ne kadar açık olsak da her zaman şaşıracak bir şey çıkıyor. Bence, özür dilerim. Bence iş ilişkilerinde bu teyellenme var. Çünkü o as üst ilişkisinde mesela yöneticisine belki normal düşüncesini söylemek isteyen birisi onun iş hayatını, yaşamını etkiler diye onun karşısındakinin beklediği cevabı vermek zorunda kalıyor. Veya kayınvalide, kayınpederde mesela normalde annesi babası yapsa rahatsız olacağı bir şeyi onlar yapınca mecburen tamam yapacak bir şey yok demeye çalışıyor olabilir. Bence teyellenmek böyle bir şey. Yani bir ön model yapıp deniyoruz. Eğer olursa dikip artık sabitliyoruz gibi. Değil mi? Evet. Evet. Bu belki pek çok yerde de var. Okul hayatımızda, iş hayatımızda. Belki ilişkilerimizde de karşımızdaki kişinin de belki davranışlarını, duygularını teyelliyoruz. Kendi seçemediğimiz dostluklarda belki. Her konuda olabilir. Peki tuzakları yaptık. Şimdi akıl okuyuculuk. Herkes benim için ne diyordur? Örneğin kıyafetim için, saçım için, başarım için, gücüm için gibi karşı tarafın aklını okumaya çalışırız. Çevrenizde var mısın aklınızı okumaya çalışanlar? Muhakkak vardır ve şeyi de görüyorum. Mesela insanların bu tür düşüncelere, negatif düşüncelere bulaştıktan sonra daha çok aslında insanların kendi hakkında
böyle düşünmelerine sebebiyet verdiğini görüyorum. Yani mesela ben çok değersizim, çok değersizim diye kendi içimizde düşündüğümüzde o bir şekilde karşı tarafın hissi, hissiyatına dokunuyor herhalde. Ve bunun sonucunda bir alaycılık görebiliyorsunuz karşı tarafta. Yani siz kendinizi çok bir alanda değersiz hissediyorsanız ve o kişinin suratında bir gülücük, bir küçümseme, bir mimik yakaladığınız zaman aslında farkında olmadan siz buna sebebiyet vermişsiniz. Belki de aslında düşündüğünüz kadar o alanda kötü değilsiniz. Ama aslında size böyle davranılmasına bir yerde siz izin veriyorsunuz. Evet. Belki hayatımızda kapıyı aralık bırakıyoruz, değil mi? Herkes girebiliyor. Kesinlikle. Evet. Yani saçımın şeklinden kullandığım parfüme kadar herkes bazen karışım hakkına sahip oluyor. Bunlar için ne yapmalıyız? Ama herkes güzel intiba vermeye çalışıyor ya. Evet. O yüzden aslında fikirler de önemli. Çünkü akıl akıldan üstündür. Belki benim göremediğim bir şeyi karşımdaki görüp benim kendimi düzeltmemde bana bir tavsiye verebilir. Ama bunun da bir çizgisi olmalı. Tabii. Bir de ne zaman hayır diyeceğiz? Yani her zaman bay ya da bayan evet olmak bence biraz riskli, öyle değil mi? Zaten bayan evet ya da bay evetseniz her zaman tercih edilen bir kişisiniz. Hep başkaları için yaşayıp kendiniz için hiçbir şey yapmayan, zaman ayırmayan, sonra da duygusal mevduat hesabını açan bir insan. Duygusal mevduat hesabı da bence şöyle işliyor hayatımızda. Mesela diyorum ki ben Oğulcan için şunu yaptım, Yiğit için bunu yaptım. Aslında bu yaptıklarımı hiç kimse yapmazdı. Oğulcan bunun farkına varmadı. Çok baskı yaptım İspanyolca öğrenmesi için. Öğrendi ama şöyle şöyle. Yiğit'e de Almanya'da ya da Fransa'da şöyle kapılar açtım. Ama hiç değerini bilmedi. Duygusal mevduat hesabı kabarır ve karşı tarafın haberi bile olmaz. Evet. Sadece belki burada paradan farkı olarak alacağın faiz eksidir. Benim burada şöyle bir fikrim olur. Yani aslında fazla verici olmamak, yavaş yavaş bir şeyler vermek, karşı tarafında aynı şekilde nasıl bizim kültürümüzde siz tas yemek verirsiniz, onlar da geri boş bırakmazlar, doldurup verirler bir tatlıyla, bir baklavayla belki. Bu yapıyı ben hani ilişkilerimizde de korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bir iyilik yapın, denize atın. Karşılığı geliyorsa ona göre ilişki kurun. Yani direkt herkese deli gibi o bana karşılığını vermedi, daha fazla vereyim, daha fazla vereyim. En sonunda adamdan nefret ettiğinizi fark ediyorsunuz bu defa. Doğru. Çok fazla baskıya dönüşüyor. Peki neden sevgi rüşveti verir ya da alırız? Ben buna da sevgi rüşveti diyorum. Beni sevdiğinin bir yolu mu bu acaba? Olabilir, evet. Yani ben hep öyle düşünmüştüm. Karşılıklı değer vermek de olabilir. Yani ben ona değer verirsem belki o da bana da değer verir. De olabilir. Mesela seni seviyorum kelimesinin alt manasının beni sevin anlamına geldiğini. Mesela sen benim en sevdiğim arkadaşımsın. Yani belki de bunun altında böyle bir şey yatıyor. Ama tabii karşı tarafta bunu ne kadar önemsiyor. Ama bir yerde de işte bizim seçimlerimiz bu. Yani biz seçtiğimiz kişiden sorumluyuz belki de bu konuda. Ben bir şey soracağım hocam. Evet. Şimdi mesela bir arkadaşınız var. Size çok değer veriyor, çok iyi şey yapıyor. Ama sonucunda size bir ayıp oldu. Büyük bir ayıbı. Bir arkadaşınız daha var. Sizinle iyi bir dostluk sürdürüyor. Ama size çok abartılacak faydası yok. Sadece iyi muhabbet ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Sonra vay vay diyorsunuz. Onda bir ayıp olmadı. Ama diğer arkadaşınız sizden yaptığı ayıp hakkında düzgünce özür dilerse siz hangisine geri dönersiniz? Yani birisi size bir sürü değer vermiş ama büyük bir ayıp yapmış. Birisi düzgün bir çizgide arkadaşlığını ilerlettiriyor. Ne bir yukarı ne bir aşağı. Sizce hangisi daha önemli? Ya bir kere önce empatik yaklaşırım. Ben o kişinin yerine kendimi koyarım. Sonra onun davranışında, düşüncesinde kasıt var mı? Neden böyle davrandı? Mutlaka konuşurum. Eğer onu dinledikten sonra, kendi düşünce filtrelerimden geçirdikten sonra karar veririm. Peki genellikle o ayıp olana ayıp olduğu için direkt silmek mi? Yoksa daha önceden yaptığı iyilikleri altını bence daha kalın şeylerle, kalemlerle çizmek daha önemli değil mi?
Peki bütün artılar diyelim ki bir sıra boyunca 9 yazdık. Sonunda da bir 0 var. Çarptık. Milyonlarca 9'la 0'ı çarpınca 0. Evet. Hiçbir değeri yok. Yani yaptığı şeyin benim hayatımdaki değeri ne? Büyük bir yalan söylediyse ve sürekli söyleyeceği inancım varsa tekrar o yalanı yaşamamak için başka bir davranış modeli geliştiririm. Peki sizce cidden de bir kez yapan bir kez daha yapar mı? Onu zaman gösterecek ve kişilik özelliği gösterecek. Böyle Sherlock Holmes gibi filmlerde evet. vardır ya, bir kez yaptıysa bir kez daha yapar. Ben o öyle zaman, düşünmüyorum. Olur. Şartlara bağlı. Onun yaşadığı bir takım olaylar vardır. Kişiliğine bağlı, etkisinde kaldığı kişiler olabilir. Pek çok seçenek var. Tamam, teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi ima etmeyi inceleyelim. Herkes değişik saç modellerinden söz ediyor sana. Diyor ki, keşke yeşil, kırmızı ve mavi de olsa. Bütün gençlerde görüyorum olacağım. Ne hissedersin? Benim için mesela bu öneriyi yapıyorlar. Yani ben söylüyorum. Bütün gençlerde bunu görüyorum. Yeşil, kırmızı, mavi. Saçlarını boyuyorlar. Yiğit'cim, senin yaşındakilerde ve senin saçındakilerde örüyorlar saçlarını, boncuklar takıyorlar. Ya belki kendilerini ifade etme stilleri Hı-hı. öyle olabilir. Yani Hı-hı. ben... Yani bu bir keşif Hı-hı. aslında. Hı-hı. Yani hele ki Hı-hı. genç yaşlarda evet. insanın sınırlarda gezip kendini Hı-hı. keşfetmesi, nerede durup, Hı-hı. nerede ayağa kalkacağını seçmesiyle alakalı. Hı hı. Çünkü yeşil, mavi artık tabii bana biraz uzak olduğu için ben evet, biraz garipsedim evet. ilk başta. Ama tabii garipsememek evet. de lazım. Ben bir ara işte yurt dışında hı hı. pembe saçlı bir dedeyle karşılaştım. Hı hı. Gerçekten yani metroda evet. pembe saçlı dede evet, vardı evet. ve onlar hı hı. Seviyorlar böyle elde bira geziyor hı hı. takılıyorlardı yani. Hı hı. O var senin, bu var evet, benim. Evet. Tabii sınırlamamak da lazım. Belki. Bir de doğrudan söylemedim. Senin yaşındakiler böyle yapıyor dedim. Bu ima iletişimi öyle değil mi? Evet, evet. Yani Yiğit'im, senin yaşındakiler de saçını örüyorlar, boncuklar takıyorlar, yaldızlıyorlar gibi. Mesela acaba evet. bunu direkt bana Hı-hı. senin gibiler deseniz Hı-hı. ben de başka bir şey mi çağrıştırıyor? Tabii Yiğit'im böyle yap desem hayır deme riskin var. Öyle değil mi? Ben bu hayırla karşılaşmamak için bir genelleme. Evet, böyle yapıyorlar deyip bir şeyi ima ediyorum. Bu her konuda olabilir. Bir bakıma manipüle edercesine o fikri evet. benimsetmek. Aslında doğru, doğru. Manipülasyonun içinde Hı-hı. genellemelerin çok kullanıldığını ben biliyorum. Evet. Genellikle Hı-hı. herkes zaten böyle yapıyor gibi. Hı-hı. Örneklendirme değil mi? Evet, evet. Dayanaklarla Tabii. insanı hizaya sokmaya çalışma Hı-hı. durumu. Mesela bu iş hayatında da olabilir. Olcan, senin birlikte serviste çalıştığın arkadaşın dün akşam 12'de çıktı. Sen üzüldüm, üzüldüm çocuğun durumuna. Evet. Açıkça söylesem, herkes 12'de çıkıyor Olcan, sen neden çıkmıyorsun? Demek yerine ima iletişimini kullanmış oldum. Evet, bu bizde de çok da evet. mevcut iş ortamlarında evet, olan evet. bir şey. Rahatsız edici gerçekten bir Hı-hı. şey. Hı-hı. Çünkü yani mesela bazı, Hı-hı. biliyorsunuz iş yerinde evet, korunmuş evet. kurallar vardır. Hı-hı. Nasıl söyleyeyim? 7'de, 8'de evet. bir çıkma saatimiz vardır ve benim eğer kanunlar çerçevesinde 7'de, 8'de çıkma şeyim varsa Hı-hı. aslında bunu söyleyen kişi bu gerçekten hiç ilgilendirmez. Tabii tabii. Yok efendim, bu kadar izin kullanmış, o niye evet. bu kadar izin kullanmış? Böyle yok ben zaten şirkette yatıyorum, sen niye şirkette yatmıyorsun? Tabii. Sana ne kardeşim, bu benim hayatım. Yani ben evet, ben şirkette yatmak istemiyorum yani. Peki karşımızdaki ima iletişiminden anlamıyorsa, ona yalın bir şekilde söylememiz onun kalbini kıracaksa, biz bunun ortasını nasıl bulabiliriz? Eğer çok tekrar edersem sürekli işte, saçını örmen sana çok yakışacak. Oğulcan, sana da pembe, yeşil, mavi, kırmızı çok yakışacak. Mutlaka bir tepki gelecek. Evet. Ya deneyeyim diyeceksin, bu kadar iki keredir söylüyorsunuz, veya düşündüm. Yani saçımın örülmüş haliyle kendimi hayal edemedim. Ama beni düşündüğün için de teşekkür ederim. Evet. Hafif altında bir manipülatif bir şey yine de seziliyor hani böyle. Evet, yani, evet. Benim istediğim gibi ol. Yani tabii, ben, tabii, kesinlikle. Turuncu pantolon giy, yeşil
Yani işte gömlek giy. Mor gözlük tak. Evet. İyi çocuksun. Sevim evet. Seni ama bak şöyle yapsan da iyi olacak. Daha iyi olacaksın. Şimdi devam edelim. Boş ver takma. Gün içinde çok içinizi acıtan bir cümle de olabilir bu, değil mi? Kim ne derse desin düşünme, boş ver, yok say gibi. Halbuki içinizi acıtan bir konuda da birisinin boş ver demesi, kafana takma demesi, mesela aşk acısı yaşıyorsun, işle ilgili bir sorun yaşıyorsun, çok acı gelir ve anlaşılmadan hissedersin. Evet, sinir bozucu. Evet, evet. Şimdi bu tür iletişimlerden gün içinde hangilerini yaşıyorsunuz? Bunlar üzerinde düşünün. Tekrar tekrar. Hatta bu kişiler kimler? Mesela olayları facialaştıranlar kimler sizin hayatınızda? Yani, yok say diyenler kimler gibi? Ve şöyle olabilir. Mesela birisi birisinden hoşlanır. Hı-hı. Hoşlandığı kişi onu beğenmez. Arkadaşı der ki boş ver takma, sen daha iyilerine layıksın olabilir. Hı-hı. Evet. Bazen kelimeler ve şifreler bizim hayatımızda da çok önemli. Şimdi sizinle bir uygulama yapalım. Mesela önce bir bayan adı yazın. Evet. Sonra bir erkek. Evet. Bir hayvan adı. Nehir. Nehir adı bilmiyorum. Evet, şehir ya da ülke. Zaman. Yiyecek, renk, silah, anı. Evet, şimdi bunları birleştirince bakalım ne çıkacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgilerimle.